prawn casserole, fried calamari, barbecue sea beam, baklava dessert per person, enjoy stars and cool breeze. Yani işte İngilizce anlatıyor arkadaşlar. Ama bak, Kalkan'a gittiğinde Türkiye nasıl İngilizleşmiş ve nasıl İngiliz Kalkan'ına dönüşmüş, izle ve ibret al. Ladies and gentlemen, the new episode is about to begin. The name of this new episode is called Kalkan, the castle of Englishmen in New York. Bayanlar baylar, hoş geldiniz. Herşey.tv.tr'de Kalkan'dayız. Şu anda Kalkan'ın o harika denizi, daha doğrusu Akdeniz'in o harika denizini size göstererek başladık. Başlangıcı böyle. Ama ne yazık ki devamında pek de o kadar hoş şeylerden size anlatabilecek durumda değiliz. Çünkü bütün bu koy, aslına bakarsanız yüzlerce, binlerce, on binlerce eve ve o çarpı 4-5 civarında insana and the most important and the most efficient is they all are foreigners. Yani en etkili ve en önemli kısmıysa bu evlerin hemen hemen hepsi artık yabancılara ait durumda. Sizi bir İngiliz kasabası Kalkan'la tanıştıracağız. Bu evleri görüyorsunuz, hani şu dağın dibinde şu kadar evi çok affedersiniz burun buruna yapmanın ne anlamı var? Hadi yaptın. İngilizlerin hepsinin buraya gelip de bunları almasının ne anlamı var? Neyse, biz işin iç yüzünü anlatacağız size ama dış yüzünde kalmakta yarar var. En azından başlangıç için. Sadece bir iki tane örnek veriyor olacağız her yerden. Bak şimdi, bu tablonun tamamı İngilizce. Alt tarafta Indigo Evening Set Menu, Prawn Casserole, Fried Calamari, Barbecue Sea Beam, Baklava Dessert Per Person, Enjoy Stars and Cool Breeze. Yani işte İngilizce anlatıyor arkadaşlar. Hani hepsi İngilizce. Bir başka örnek, tekne turu. Falcon Daily and Private Boat Tours, Wednesday Night Barbecue Boat Party, Frank Bay Old Winehouse Bay, Swimming, Depart, Return, Lunch Include Price. Evet, tamamı İngilizce. Türkçe var mı? Bak bakalım, bir tane varsa diş kırarız. Ha, var bir tane en altta, GSM numarasının sonunda. Neyse ki arkadaş kendi adını Türkçe yazmış. Ona da kim bilir bakalım ne diyorlar. Bir başka örnek, Erdem Supermarket. Gerçi orada Ü harfi kalmış geride ama neyse, o herhalde hata oldu. Free yacht service, ice meal, vegetables, fruit, herbert, yacht open no 23 Kalkan. Yani burası Türkiye mi artık neresi onu bilmiyorum. Suzuki neyse o yabancılar, ha 34. FG o da biliyorsun 462. Bu asıl büyük efsane. Diyor ki yani Türkiye'de kurallar budur. Hani 50 ile orada gidersin, 90 ile burada gidersin, 120 ile de öbür tarafta gidersin. Yani Türkiye'de bunlar yaşanıyor. Ama onu nasıl bir İngiliz mantığıyla anlatıyor. Fakat el işi ve hani Kalkan sokaklarındaki bu işlemeler falan gerçekten olağanüstü. Tabii yine tahmin edeceğin üzere silver, steel, pearl, gemstones. Sıfır Türkçe. Devam ediyoruz. Aa, bir dakika, yayın burada biter abi. Gel, buraya kadarmış. Son nokta buymuş. Abi, sana teşekkür ederim ya. Hakikaten kimsin nesin bilmiyorum ama seni sevgiyle selamlıyoruz. Hop. Ve bölümün sonunu da böyle tamamlıyoruz. Oğlum, buradakilere lütfen bir söyler misin? Rica edeceğim, şunu söyle, de ki abilerim, ablalarım, değerli büyüklerim, de ki burası Türkiye, tamam. İngilizce tabii ki, yabancılar, turizm tabii ki, bunların hepsini anlıyoruz. Ama lütfen biraz da Türkçe. Biz de birbirimizle eğleniriz bir yandan. Bölümün sonu bu.